Evet sevgili dostlar. Destekçilerimiz Kayseri Özelüme Hastanesi ve Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni çok görmeyin. 21 Aralık 2023. Bilin bakalım 21 Aralık'ın ne özelliği var. Bakalım kimlerin coğrafya dersi çok çok iyi. Kimlerinki kötü. Hep birlikte öğreneceğiz. Rica bakacağız. Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı. Kayseri Sporu deplasmanda 4-3 mağlup ederek Galatasaray derbisine lider çıkmayı garantiledi. Üstelik bu kadar ağır hengameye, bu kadar kötü bir operasyona rağmen. Şimdi Fenerbahçe'de yıldızlaşan iki isim oldu. Cengiz Ünder ve Batşuay. Açıkçası e, bunlarla ilgili çok konuşacağım şeyler var ama e, olabildiğince videoyu kısa kesme peşindeyim. Çünkü boğazım çok kötü arkadaşlar. Yani bu sefer de boğaza geçti ağrı. Ya öyle bir hastalık yaşıyoruz ki grip öksürüğe çeviriyor. Öksürük başka bir şey. Şimdi Fred ve Mert Hakan Yandaş 90 artı 10'da kırmızı yedi. Tabi haliyle matematiksel olarak Galatasaray maçında yoklar. Matematiksel olarak. Ama gün doğmadan neler doğar bekleyip göreceğiz. Kayseri Spor bu sezon sahasında ilk kez kaybetti. Çünkü Fenerbahçe hiç oynamamıştı. Oynamış oldu. 29 puan da kaldı. Süper Lig'de arabağa açılmış oldu. Kayserispor Konya deplasmanına gidecek. Normal şartlarda Fenerbahçe iki hafta geriden takip eden bir takım Kayserispor. Hani şu oldu bu olduyu geçtim. Az çok her şeyi biliyorsunuz. Penaltılar oldu, iki kırmızı kart, iki penaltı. Hani iddia oynanmış maç gibi bir şey oldu ya. O kadar diyeyim size. Bak hat Tiam'ın golü, Tiam'ın asisti. Eee Demek ki Fenerbahçe'den gidenler Galatasaray'dan gidenler gibi olmuyor. Yani Osterwolde'nin Cicu'nun yediği sarı kartlar falan filan. Inter Milan. Şimdi Fenerbahçe Beko evinde kazandı. Arkadaşlar e, Jasikevicius geldikten sonra arka arkaya 3. galibiyet sanırım. Yanlışım yoksa ikisi Euroleague'de. Biri normal e, Türkiye Ligi'nde. Yani olması gereken buydu. Zalgiris'i 80-78 mağlup etmişiz. Basketbolcularımıza buradan kutluyorum. Hani hayırlı olsun. Gerçekten hayırlı olsun. Ben hani ee, umduğumu buluyorum ya. Öyle diyeyim. İnşallah bunun devamı gelsin. İsmail Kartal'dan flash açıklamalar. Aslında çok da flash sayılmayabilir. Hani flash TV bazında açıklamalar desem daha doğru olur. Ne diyor İsmail Kartal? Hani ben açıklamasını dinledim. Yani Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamayı, yani Fenerbahçe TV'den yayınlanan açıklamayı falan dinledim. Hani konuştuğu sözcüklere baktım. Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok rahat 3'ü 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazdık. 2-1, ikinci yarı 3-1. Kendi başta hatalarımızdan gol yedik. 3-3 yaptık. Bunları yememeliyiz diyor. Ortam gerildi. 4-3 kazandık. Galibiyet güzel. Kolay gol yedik. Kırmızı kartlar nasıl oldu? Gördüğümüz kırmızı kartlar var bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Biz de onu merak ediyoruz. Nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı, detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak. Hafta sonu altı sırayla derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız diyor. Basın toplantısında e, aynı cümleleri sarf ediyor. Kolay goller yedik diyor. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. Bu kadar basit kırmızı kart. Ne olduğunu hakemle oyuncularımız arasında nasıl diyaloglar geçtiğini tam net bilmiyoruz. Bunlar oyuncularımızla konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmadan 3 puan aldık. Kayserispor iyi bir takım. Zor bir deplasman. Bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Fred sorusuna cevap. Fred'in olmaması derbide planlarınızı bozacak mı? İki tane arka arkaya maç var. Neler söyleyeceksiniz diyor. Her oyuncunun kendileri için önemli olduğunu, değerli olduğunu belirtiyor. Fred'in de değerli oyunculardan bir tanesi olduğuna vurgu yapıyor olmaması tabii ki bizi üzecek. Sonuçta Fred yoksa onun yerini dolduracak takım içerisinde başka çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde 6 sıra maçına çıkacağımızı düşünüyorum. Hani bu kadar gol olacağını bekliyor muydunuz diyorlar. Aslında 2-0'dan sonra maçı 3-4 yapıp çok rahat bitirebilirdik. Ayrıca 3-1 olduktan sonra da çok rahat maçı kendi elimizde tutup daha farklı kazanabilirdik. Birazcık oyunun sonuna doğru ortam gerildi. Gerildikten sonra her iki takım da basit hatalar yaptı. Oyun genişledi diyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Fred niye kırmızı yedi? Fred'in açıklaması var. Herkes bize karşı diye. Şimdi Önder Özen oğluna hak veriyordur. Herkes bize karşı olsa da eve 3 puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım demiş Fred. Şimdi ya ne kadar ilginç değil mi? Fred soyunma odasında takım arkadaşlarına asla küfür etmedim demiş. Mario Branco'nun paylaşımı her şeye ve herkese karşı diye galibiyeti paylaşmış. Against everything and everyone diyor. Mario Branco'yu bile çileden çıkarttılar. şeker gibi bir adamdır Branco ya. transfer yaparken öyle değil. Transfer yaparken eşterhaya dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben şunu merak ediyorum. Fred'in oynamayan dudağının hesabını kim verecek? Yediği kırmızı kartın. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Son dakika diyeyim. Hatta başlığa da bunu koyayım. Fred'in kırmızısı iptal. Derbi de oynayabilecek. İhtimal %90. İşte detaylar diyeyim. Daha önce biz Süper Lig'de şunu gördük. Rakibine yumruk atan oyuncunun cezası bir maça düşürülüp ertelendi. Şimdi buna fenerasyon diyen arkadaşlarım. Başka bir şey demiyorum. Ağzımı açmak istemiyorum. 25 Aralık 2020 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezası kaldırıldı. Hatırlayın. Hatta kırmızı kaldırıldığı maçta gitti. Kırmızılık hareket yaptı yine kırmızı yemedi. Bu da tamam. Fred'in 4 saniye içinde kırmızı yediği pozisyonu ben dikkatlice izledim. Ne dudağa kıpır diyor, ne bir şey söylüyor. Yani içinden geçirdiği duygulara kırmızı vermek kural dışıdır muhtemelen. Bu kırmızı iptal edilir. Yani açın bir de siz seyredin. E, muhtemelen bütün hakem hocalar, bütün herkes aynı cümleyi söyleyecektir. Yani zorbay küçüktür, mide bulandırır. Başka bunun açıklaması yok. Bak Fred'in eşinden de bir tepki gelmiş. Normal yani sülalesinden tepki gelmesi lazım, kabilesinden gelmesi lazım. O kadar diyeyim ya. Ya günah günah günah. Siz inanmayabilirsiniz ama biz Allah'a inanıyoruz. Ne diyor eşi? Ee, kızgın ve üzgün yüz emoji'lerini kullanmış. Yani mesajı net vermiş. Ee, yani kırmızı kartlar için açıklama İsmail Kartal'dan diyor. Fred sorusuna cevap diyor. Bunları zaten cevapladık. Ben size şunu söyleyeyim. 1. Galatasaray oyuncusunun Fenerbahçe derbisinden önce cezası kaldırıldı. Ertelendi güya. O cezayı da hiçbir zaman çekmedi. Fenerbahçe maçında oynatıldı. Bunun adı Şike ise o sezonki şampiyonluğu alın Fenerbahçe'ye verin. Bunun adı adaletse Fred'in kartını kaldırın. 2. Rafael'in gördüğü kırmızı kart haksız denildi. Sosyal medya çalkalandı. Giden maç geri gelmez ama kırmızısını kaldıralım dediler. Kaldırıldı. 3. Ortada net bir delil yok. Yıllar öncesinde Caner Erkin etmediği küfürden kırmızı yedi. Futbolcu dedi ki Veysel Sarı evet ben ettim küfürü dedim. Ona rağmen Caner'in cezası devam ettirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü de demedi ki arkadaş adam itiraf ediyor. Bizim oyuncumuz suçsuz. Verdiğiniz kırmızıyı kaldıracaksınız yoksa biz sahaya çıkmıyoruz diyemedi. Ya da daha ağır cümleler. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde çok güzel bir argüman var. Ben bu videoyu çektiğim gece sıralarından sabaha bir umudum var. Fenerbahçe yönetiminin konuşmasına dair bir umudum var. Yani bir umudum var. Sadece bir umudum var. Sıcağı sıcağına konuşmaları tamam belki doğru bulmuyor Ali Koç. Bak Ali Koç bu sıcağı sıcağına konuşmaları doğru bulmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. O yüzden biraz geç veriyor. E, taraftar da e, doğru bulmuyor. O da ayrı bir mesele. Tamam mı? Çok garip bir olay, garip bir düzen. Şimdi Fred'e atıyorlar. Torreira şiddetli itiraz ediyor mesela. ikinci sarıyı veremiyorlar. Aynı Tuga şey e, Zorbay yı Küçüye yıllar önce Galatasaray sol beki Nagatamo'ydu herhalde. E, F nokta nokta of diyor. Yani defolup gider misin diyor küfür olarak. Kart veremiyor. Öte yandan Galatasaray evinde 1-0 öndeyken 90 artıda Karagümrük gol bulacak Serdar Dursun zekice bir hareketle e, gole giden topa dokunup offside yaptırıyor. Yani tam Fenerbahçe'ye kabut gibi bir gece. Ama hiç unutmayın hani ayette de dediği gibi zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu kadar zorluğun arkasından iki kolaylık vardır bak. O ayette diyor ki hani zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne mehal yusru yusra fe inne mehal yusra diyor yani. Orada iki kere söylüyor. Biz zorluğu yaşadık. Rabbim iki kere arka arkaya da kolaylığı yaşatsın bize inşallah. Şimdi ben bir de şeye zorbay küçük maçtan sonra etrafını çevik kuvvet sarıyor. Hayırdır? Tribinde e, köpek falan mı getirdiler? O mu saldıracak? Kayseri Spor niye saldırsın? Fenerbahçe niye saldırsın? Ha, bu kadar eyyamı sezonun başından beri yapıyorsunuz. Oğlum biz, biz idmanlıyız lan. Siz Galatasaray'a bir tane böyle maç yönetin. Bir tane. Bakın bakalım moleküllerinizi sizi nasıl ayırıyorlar. Şimdi Fred'in küfür etmediği ortaya çıkarsa ki etmedi. Bir cezası iptal edilir. İki Zorbay Small hakemlikten el çektirilir. Üç Mehmet Büyükekçi yeter der. Ben Fred'in küfür etmediğini her şekilde ispat ederim. Videolar. Yani videolar. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Şunu da bekliyorum ben hafta içinde. Canımız sıkıldı ya. Sadece Fred değil. Ceko da cezalı falan derlerse şaşırmayın. Çünkü muz şeyi bu federasyon burası. Ya eşek gibi bu cezayı iptal etmeleri lazım. Açık söyleyeyim Fenerbahçe yönetimi ya seve seve ya da zorlu o kartı iptal ettirecek. Ya Gökhan Zan'ın Fatih Terim'in cezası ertelendi. Üstlerinde sarı kırmızı vardı. Yani üstlerinde sarı kırmızı vardı. Ne oldu? Ne oldu şimdi ne oldu? Çok garip garip işler. Garip garip söylemler. Ben Türk futbolunun gittiği yeri kaos olarak görüyorum. Bakın açık söyleyeyim. Bunlar futbol üzerinden milleti birbirine kırdırma peşindeler. 15 Temmuz'da yapılamayanın hani insan aklına yemin ediyorum bu geliyor. Bak ben bilmiyorum kötü niyetli bir insan değilim. Hani aklı böyle fesatla çalışan bir insan değilim. Ama 15 Temmuz'da yapılamayanı ya, yapma derdindeler gibi geliyor ya. Ya arkadaş. Hak edeni bırakın şampiyon olsun. Bırakın bak hak eden şampiyon olsun. Hani liyakat falan diyoruz ya. Bırakın hak eden şampiyon olsun. Gerisi Allah kerim. Yani gönderiyorsunuz şampiyonluğu hak etmeyenlere. Orada dalga konusu olup geri geliyorlar. Geçen sene Fenerbahçe UEFA'da kendi hatasına 4-4'lük mesela Sevilla'yı mahvetti. 2-0 yenildi geldi. Burada 1-0 yendik. Tam maçı koparacağız. Kendi taraftarımız bir şeyler attı. Hayırlı olsun. Tur gitti. Belki de kupa gitti. O kupayı Sevilla kazandı. Biz Avrupa'da iyiydik. Ligde derbilerde hiçbirini kazanamadık. Perişan olduk. İnşallah Galatasaray'ın da akıbeti böyle olur. Hani Avrupa'da iyiyiz diyorlar. Bence iyi değiller. İnşallah ligde de derbileri kaybederler arka arkaya. Uğur Dünler bir açıklamada bulunmuş. Zorbay küçük derbi öncesinde yaptı yapacağını takımın beyni Fred'i verdi. Bu da hakemse ben Kollinay'ım demiş. Şimdi ben şunu sorayım size. Brad kırmızı yemeseydi. Sarı kart verdi ya sarı da dursaydı. Sonra sadece Mert Hakan'a şiddetli itirazdan ikinci sarıyı verseydim. Maçın geneline baktığınızda hakeme bence 5 üzerinden 5 ya da 4 puan verirdiniz. Çünkü bakıyorsun Fenerbahçe. Bence Cikur'un ki penaltı abi bak ne derseniz deyin. Aynısını bizi yaşasak ona da penaltı diyeceğim. Yarın bir gün köpekler üstüme gelecekler saldırmaya. O köpekleri de aynısını diyeceğim. Bak Kayseri maçında bize oldu. Penaltı dedim. Siz de buna penaltı diyeceksiniz diye. Gerçi Kayseri maçında bizimkine penaltı diyorlar. Bizim yakaladığımız pozisyona penaltı değil diye yemin ediyorlar. Oğlum yani neye inanıyorsunuz? Neyin üstüne yemin ediyorsunuz? Neyse. Bak. Biz bunların hepsini kabul ettik. Verilen sarı kartlar, verilmeyenler hakem yorumudur, görmüştür, görmemiştir. Bak Cikun'un penaltıyı hakem görüp veriyor. Zorbay küçük. Fenerbahçe'nin penaltıyı ne yan hakem ne zorbay küçük hiçbir görmüyor var veriyor. Bak iki haftadır <laughs> mesaj bu. Bu hakemler diyor ki Fenerbahçe taraftarı Çile'den çıksın. Yani dünya kamuoyuna desinler ki bak Fenerbahçe taraftarı Çile'den çıkıyor. Herhalde Galatasaray böyle şampiyon yapma derdindeler. Bak siz e, mimlendiniz artık. Sizi şampiyon yapamayız. Hak etseniz de olamazsınız diyecekler herhalde. Ya o sayı Samuel'in emeğine yazık değil mi? Cengiz'inkine yazık değil mi? O sayı bu arada ne demiş? Cengiz ne demiş? Bakalım. Kayseri Spor maçının ardından açıklamalarda bulunuyor. O sahi zor bir maçtı. Zor bir takıma karşı iyi oynayacaktık. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Düşündüğümüz gibi oldu. İyi savaşmamız gerekiyordu. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çok yanlış anlaşılmasın. Bak bir Kayseri olarak söylüyorum. ben fark atarız diye düşünüyordum. Tamam çok iyi bir takıma karşı oynuyor. Ben fark atarız diyordum. Hepimiz hafife alıyoruz. Ama İsmail Kartal ve takım almamış ciddiye almışlar epey. Ki bu takım burada sadece iki gol yediydi. Bir maçta dört tane birden yedi. Bu Fenerbahçe gücü. Fenerbahçe stoperlerinin sakarlığı olması. 4-0 maç bitse kim neye itiraz edecekti? Şimdi düşündüğümüz gibi oldu. İyi savaşmamız gerekiyordu. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için en önemli şey olan galibiyeti elde ettik diyor. Tabii ki büyük bir derbi. Bu derbinin önemini biliyoruz. Onlar da bizi yenmek isteyeceklerdir. Ama bizler de kendimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Takım olarak şu anda sahip olduğumuz özgüvenle herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz diyor. Cengiz Dündar maç önü canlı yayında şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki Zorbay küçük belki de Fenerbahçe'ye büyük bir iyilik yapacak. İstemeyerek. İsteyerek asla yapmaz. Ya canından vazgeçer de Fenerbahçe'ye iyilik yapmaz. <laughs> Nedir o iyilik dediniz? Dedim ki ya Cengiz oynayacak, Batu Şuay oynayacak. İster misiniz lan dedim. Cengiz dedim 2-3 gol atsın, 2-3 tane asist yapsın. 3 gol 2 asist yapsın. İster misiniz Batu Şuay'ı ettirik yapsın mı? Öyle bir şey dedim. Bir cümleyi kurdum, böyle bir cümle kurdum. <laughs> Ayrıca Cengiz dedim, Batu çok güveniyoruz. Yapacak bir şey yok, güvenmek dışında dedim. Batu Şuay bir başladım. 3. dakika net pozisyonu kaçırdı. 18'deydi sanırım az kalsın gol yedirecekti. Cengiz Paşam 8'de bir tane çaktı. Bir tane asist yaptı. Kenara çekildi. Cengiz zaten bu bu topçu. Bir gol bir asist. Çıkaracaksın. Oradan Emre Mor'u mu alıyorsun? İrfan'ı mı alıyorsun? Bu. Artık bak Cengiz Ünder mod bu. Ya da İrfan'la başlayıp çıkarıp Cengiz'i mi alacaksın? <laughs> Tadıcı'nın yerine Cengiz'i mi alacaksın? Mod bu. Cengiz'in modu bu. Batu Şuhay'ı yaptı. Bence Batu hiç de iyi oynamamasına rağmen ettirip yaptı. İstatistikler Fenerbahçe diyor. Ee, hani durum bu. Rıdvan Dilmen diyor ki Fenerbahçe değerlendirmesi. Gerçi ben Rıdvan Dilmen'i e çok şey yapmıyorum ya. Yani bak ben şunu söyleyeyim. Siyasete yakın olup da Fenerbahçe'nin bu halini gidip siyasilere şikayet etmeyenlere tepkiliyim abi. Değerli 3 puan diyor. Skoru koruyamıyor. Recep Uçar, İsmail Kartal'ın beraberliğe tahammülü yok. Kayseri Spor beklenmen daha çok zorladı Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe niye skoru koruyamıyor? %99.9'u Fred der diyor. Ligin kaderini belirleyecek maç pazar akşamı. Taraftarlar Ceko çok değerli oyuncu ama Ceko dahil olmak üzere 25 kişilik kadroda kim olmazsa üzülürsün diye sorsanız Fred der diyor. <laughs> İleri görüşlü bir adam burada bas bas bağırdı. Hepiniz 6 istiyorsunuz ama Fred'in yedeği yok. O yüzden kurun işledim. Şimdi dediklerim ayuka çıkıyor. Ee... Bu kırmızı kartta bireysel anlamda Galatasaray ne istiyorsa Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu. Fred Torreira eşleşmesi kaçırmış olduk diyor. Hiç belli olmaz. Fred'in küfür ettiği için kırmızı gördüğünü söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. <laughs> ne diyor? Fenerbahçe Fred yok diye yine de çok üzülmesin. İsmail kartta da helal olsun. İrfancan takımın kaptanı. İrfancan olayı bırakmış. 4 metre ötede bekliyor. Mert Hakan zıpladı bağırmaya başladı. Devam edin. Mert Hakan sen neden oradasın? Senin orada ne işin var? İsmail Hoca'nın Mert Hakan'a tepkisi çok doğrudur. Ben bir şey söyleyeyim. Şu süreç atlatılsın. Ben Mert Hakan'a formanın feyesini göstermem. Açık söyleyeyim ya. Sözleşmesi bitiyor. Çıksın gitsin. Ya Fenerbahçe'ye zararı var. Bak yemin ediyorum Fred'i de tahrik eden Mert Hakan. Hakem'i de belki tahrik eden Mert Hakan. Ha hakem Fenerbahçe cezalarına yakın yerlerde sürekli frikik verdi. Maç Fenerbahçe'ye aleyhine dönsün diye. Elinden geleni yaptı. Biz bunları yemeyiz. Zorbay Küçük sen daha kısa donla geziyorken biz hakemlik eğitimi alıyorduk. Merak etme yani. Sen, sen daha dünkü çocuksun. Hani dün şeydin bugün koktun yani. Sen geç onu. Batşuay attığı üç golle Fenerbahçe yönetiminin kafasını karıştırmış olabilir. Kendisine kend geldiğini gördüm. Fenerbahçe kalmasını ister diyorum. Rıdvan Demen, senin futbol anlayışın gerçekten kıt. Batşuay'ı 3 gol attı ben beğenmedim. Hadi Odri meydan. Ben beğenmedim. Harbi söylüyorum beğenmedim. Hani benim puanlamam var ya. Onun üzerinden 8 falan 8.5 veririm. Çok vurdum duymaz. Cengiz için güzel maç oldu uzun zaman sonra 11'e döndü. Böyle katkı vermek Cengiz için çok iyi oldu diyor. Cengiz %100'ümü yapacağım diyor mesela. Ee, bunu konuşmuş muyduk? Yok konuşmadık. Sakatlığım üzerinden uzun zaman geçti. Bugünlere gelmek için elimden gelen en fazlasıyla çalıştım. Bugün gol atacağımı da hissediyordum. Arkadaşlarıma da söyledim. Arkadaşlarım da bana atacağımı söyledi. Çok mutluyum. Fenerbahçe forması ilk golüm. Umarım daha fazla goller atarım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Golümü attım. Moralim yerinde. Çok şey gördüm ama bunların hepsini yuttum. Ben her zaman işine bakan bir futbolcuyum diyor. Gayet de güzel. Yaşım da genç. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman Fenerbahçe forması için %100'ünden daha fazlasını yapacağıma herkes emin olsun diyor. Ben oynadıkça güçlü oluyorum. Samsung Spor maçında oynadım. Asist yaptım bu maçta oynadım. Ligde ikinci maçımda oynadıkça daha güçlü oluyorum. Bugün de bunu gösterdim. inanıyorum. Bu golümde Fenerbahçe taraftarına armağan olsun diyor. Şimdi bir de kaybeden taraf var. Ali Çamlı diyor ki hakem konuşmayacağız diyor. Yani bizim ligde biliyorsunuz kaybeden takımların hakem konuşması bir şey. Ancak benim gördüğüm bazı takımlar Mehmet Büyükelçisi'den medet umuyorlar. Hani hakem konuşmayacağız diyor. Ben burada maçtan ziyade bugün bütün futbol kamuoyuna Türkiye'ye çağrıda bulmak istiyorum. Sağda mücadele futbolcular, teknik heyet Başkanlar sakin olalım. Bunun ötesinde bir şey konuşmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin aleyhin olan penaltıyı vermese, lehin olanı verseydi hakem konuşmayacak mıydınız? Bence konuşacaktım. Yenilsek de yenilsek durumu. Ya da iki kırmızıyı Kayseri Sporlu oyuncu görseydi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı kazandı ama bugün sahadaki mücadelenin oyuncularını kutluyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bak seyir zevki olarak çok yüksek başladım. Kayserispor Spor savaştı, oynadı. Hani aslanlar gibi oynadı açık söyleyeyim. Böyle yatayım, satayım maçı hiçbir yapmadı. Hakemler hata yaptı şöyle böyle. <laughs> Tartışma yaşandı mı kendi aralarında çocukların arasında ufak tefek olmuyor mu falan filan diyor. Kayseri Spor iyi yolda diyor falan filan. Doğru söylüyor Kayseri Spor <laughs> iyi yolda. Şimdi ben maça dair istatistikler paylaşayım. Arkadaşlar gol beklentileri bak ilk söylediğim Kayseri Spor 2. Fenerbahçe 2-0-9'sa 1-81 hemen hemen aynı. Toplu oynama 51'e 49. Toplam şut 14-13. İsabetli 6'ya 6. -6. İsabetsiz 4'e 4. Engellenen 4'e 3. Korner 5 Kayseri 3 Fenerbahçe. Offside 2 Kayseri 1 Fenerbahçe. Şurada enteresanlık var. Faul sayısı 22 faul yapmış Kayseri Spor. 2 sarı kart. 11 faul yapan Fenerbahçe 5 sarı kart. Açık söyleyeyim. Oster sarısı sarıydı. Bir de kimdi? E, ee, Cikun'unkiydi sanırım. Biraz sert daldıydı. Ama Kayseri Spor'da hani e, kendini atan bir oyuncu vardı. O sarı yiyebilirdi. Hasan Ali kontrayı durdurdu. O yiyebilirdi. Kırmızı kart Fenerbahçe'nin iki. Serbest vuruş 7'ye 20. Fenerbahçe 20 kullanmış. Taç atışı 26-16. 26-19 pardon. Kale vuruşu 7'ye 5. Büyük şans Kayseri Spor 4. Fenerbahçe 5. Kaçan büyük şans Kayseri Spor 1. Fenerbahçe 2. <laughs> Ceza sahası içinden şut 7'ye 9. Ceza sahası içinden 7'ye 4. Kaleci kurtarışı 2'ye 3. Engellenen gol Kayseri Spor Kalesi eksi 1.38. Livakovic eksi 0.49. İçeri almışlar yani. <laughs> i̇sabetli pas sayısı 273 Kayseri 271 Fenerbahçe. En az isabetli pas yapılan maç Fenerbahçe adına. Çünkü zemin çok kötüydü. Kimse zemini de konuşmadı bak farkındaysanız. Uzun top Kayseri 69'da 30 34. <laughs> Çünkü zeminin kötülüğü işine yaradı kaymalar, ayakta duramamalar falan filan. Fenerbahçe 55'e 22. Orta isabeti 18'e 4 Kayseri. 12'ye 2 Fenerbahçe bakın orta isabeti düşük. Top sürme girişimi 13'e 8 Kayseri Spor. Fenerbahçe 15'e 7. Top kaybı. Bakın burası çok ama çok ilginç. Kayseri Spor 162, Fenerbahçe 147. Fenerbahçe'nin bu sezonki belki de en fazla top kaybı. Yani Durum bu arkadaşlar. Ee, top kaybı fazla dediğim gibi. Kazanan ikili mücadele 45 kez Kayserispor, 60 kez Fenerbahçe bak. Diri bir Fenerbahçe. Hava topu 13'e 19 yine diri bir Fenerbahçe. Top çalma 19-15 pas arası 11-13. Tehlike engelleme 19-18. Maça dair Fenerbahçe adına en yüksek puanı muhtemelen Batu almıştır. 3 gol. 8.8. Cengiz de 8.0 almış bak. Batshuayi 90 dakika 3 gol, 1.51 gol beklentisi, 3 isabetli şut, 1 isabetsiz. Bir kaçan büyük şans <laughs> hemen 3. dakikada. 17'de 13 pas 4 4'te 2 ikili mücadele, 5'te 3 hava topu. 1 ee, bir faul yapılmış kendisine, bir tehlike engelleme, bir şut engelleme, bir top çalma. Yine de fena değil gibi gözüküyor ama <laughs> maç içerisinde çok kopuktu. Cengiz 72 dakika, bir gol, bir asist. Bir de sıfır orta, 3'te bir uzun top, bir yaratılan büyük şans diyor, bir isabetli şut bir engellenen şut, bir de bir ikili mücadele kazanma, iki de bir hava topu kazanma, top sürme girişimi, top çalma bir. Bir dakika ya. Top sürme girişimi sıfırda sıfır diyor. Kesinlikle sıfırda sıfır değil. Sağdan üç defa, dört defa ben yardırıp geçtiğine şahit oldum ya. Allah Allah. Sekiz vermişler. Bak Fred 7.3 aldı. 90 dakika oynayıp. 40'da 35 pas isabeti. Kilit pas 3. 3'te 2 uzun top. 1 isabetsiz şut. 9'da 4 ikili mücadele. 1'de 1 hava topu falan. Ben size İsmail Yüksel'i söylemek istiyorum. Çoğunuz çöplediniz çocuğu. 90 dakika. 65 kez topla buluşmuş. 47'de 30, 43'te 37 pas isabeti. 5'te 4 uzun top isabeti. Çok iyi. Top sürme girişimi 4'te 3. İkili mücadele 13'te 9. Hava topu 4'te 3. Yani 17 12 ikili mücadele kazanmış. 4 tehlike engelleme, 2 pas arası, 4 top çalma, 2 adam kaçırma diyor. Bence maçın adamlarından biri de İsmail'di. O sayı sırıttı. Serdar Aziz sırıttı. Ciko sırıttı. Ferdi bence iyiydi. Az puan vermişler. Yani Ferdi'ye 6.8 vermişler. Hani ne yapması lazım bilmiyorum. 4 pas arası, 1 top çalma, 1 tehlike engelleme. 6'da 4 ikili mücadele kazanma. 2'de 2 hava topu kazanma. Top kaybı 20. Bu da çok ofansif oynadığından. 45'te 32 pas isabeti. 1'de 1 orta isabeti. 1 isabetli şut. 1 isabetsiz. 1 engellenen şut. 3'te 2 top sürmeye kaçan büyük şans. 1 diyor. Oyuna sonradan girenler King biraz kıpır kıpırdı. Osterwold biraz kıpır kıpırdı. Ben Mert Hakan'ı kadro dışı bırakırım açık söyleyeyim. Şimdi gelelim en civcivli bölüme. Zorbay küçük Freddy küfür ettiği için atmamış. Dirseği değdi diye atmış. Evet yanlış duymadınız. Dirseği değdi diye. Arkadaşlar o hani o dirsek öyle bir değiyor ki. Kopması lazım. Şimdi oyuncunun yanından geçiyor. Eli açık. Oyuncu şöyle duruyor. Eli dirseğine çarpıyor. Bilerek bilinçli olarak. Ve kırmızı kart veriyor. Yatacak yeriniz gerçekten yok. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimi. Fenerbahçe yönetimi. Elinden geleni yapması lazım. Başka bir şey değil. Fred'in sabit duran dirseğine çarpıp kırmızı kartını çıkartması bu kart kırmızı, bu kırmızı iptal edilir. Ben size söyleyeyim. Bak eğer iptal edilmiyorsa Ali Koç, Koç soyadını değiştirsin. Timur falan yapsın. Vallahi bak. Çok da aykırı konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Ali Koç'a tepki göstermiyorum. Çok aykırı konuşuyorum. Yeter. Maç bitiyor. Güvenlik kordu mu? Lan sanki var ya. Ben şunu merak ediyorum. Ee, şey ne olacak? Neydi onun adı? Derbi maçındaki hakem ne olacak? Sniperlarla falan mı korunacak? Yaklaşmayın. Çık. Yani şunu da belirteyim bak. Şimdi şunu da belirteyim. Ben Fred'i bilerek art niyette attığı görüşündeyim. Eğer onu atmasa Mert Hakan'a kimse bir şey demezdi. Ve ben hala diyorum Mert Hakan'ı kadro dışı bırakmazsak bize yazıklar olsun. Uğur Melek'e İngiliz basınına göre Fred İngilizce konuşamıyor. Hangi dilde Zorbay küçüye ne söyledi merak ettim. İngilizce bilmemesi, İngilizce küfür bilmediği anlamına gelmiyor tabii diyor ama şunu da merak ediyorum. Niye bu kadar art niyetlisin? Zorbay çocukken topun Fenerbahçelilerin olduğu inşaata mı kaçtı? Nedir bu öfken? Babam Feyzullah'ın Malatya'ya giden tofaşlarla falan filan bir alakası mı var? Hani bu çok meşhur. Yani hakem raporunu mutlaka vardır. Kariyerinde ilk kırmızı kart. Ya Kariyerinde ilk kırmızı kart. Bu kadar ya 30 yaşına gelmiş bir futbolcunun kariyerindeki ilk direkt kırmızı kartı. Ya burada bu işte bir iş var. Ve bu iş çözse çözse kim çözer? Müge Anlı. Yok Müge Anlı'ya gerek yok. Biz de Ahmet. Yani e, ellerini vicdanlarına götürecekler. Bu olayı çözecekler. Ha şunu söyleyeyim. Fred'in cezası kalkarsa ilk ilk kimden tepki gelir biliyor musunuz? Tahmin edin lan. Tahmin edemezsiniz. Yok imkanı yok bilemezsiniz. Ah ah. İlk tepki şunlardan gelir. Aynen bu şekilde gelir. Hayır da siz adaletin bekçisi değil miydiniz? Siz adaletin tahsis edilmesini istemiyor muydunuz? Bakın arkadaşlar Fred ısrarla hiçbir hakaret içeren kelime kullanmadığını söylemiş. Hakeme dirseği çarptı diye fret atıldıysa bunda iyi niyet aranmaz. Sebep buysa kırmızı iptal edilir. Oyuncunun art niyeti teması yok. Ve edilmezse Fenerbahçe'nin yerinde olsa maçlara çıkmama abi yeter. Şimdi Fenerbahçe'nin fret kırmızı yiyor. Kara Gümrüğün %100 penaltısı verilmiyor. Galatasaray'a %100 kırmızı verilmiyor. Haram 3 puan. Bakın aradaki farka bakın. Sonra şöyle böyle. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam Basarım o federasyonu. Basarım. Harbi söylüyorum basarım yani o federasyonu. Amacınız ne derim anlatın. Yani amacınız nedir? Gerçekten merak ediyorum. Nedir amacınız? Adam Fatih Karagümrük oyuncu diyor. Mertes arkadan geliyor. Vuruyor. Hakemin gözünün önünde devam ki. Barış Alper adamı düşürüyor. Sarı kartla geliyor. Tepki için bir de topa vuruyor. İkinci sarıyı verip kırmızı veremiyor mesela. Ben merak ediyorum ya hangi ülkenin şeysin? Torreira hakemi dövecek. Üstüne yürüyor. Aykırı aykırı hareketler. Kart demiyor. Ya milletvekili zaten. Hani Barış Alper'in net penaltısı var. Adamın bacağı açık. Top yerine adama vuruyor. Devam ki. Yani bunların kini nefreti bitmez. Bitmez. Ama Fenerbahçe taraftarı da uyanık olacak. Ahmet Çakar, 5 saatte Türkiye'de ağır operasyon çekildi. Fener'in derbi için en önemli oyuncusunu geberttiler. Galatasaray'ın bugün pekala puan kaybedeceği Karagümrü'nün net penaltısı verilmeyerek yine yeniden alıştığımız operasyonu çektiler. Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bir bilgisayar programı gibi çalışan savaş makinesine benzeyen rakibi sağda çaresiz bırakan mükemmel bir takım yaratmış diyor. Bu takımı Türkiye'de sadece saha dışında durdurabilirler diyordum bugün. Bugün Kayseri'de Galatasaray maç öncesi operasyon yapıldı diyor. Bakın bunlar fener maçı hiç sevmeyen iki kişi. Hocam peki Fred kırmızısı kalkmadı. Galatasaray maçında oynayabilir mi? Arkadaşlar 3 maça kadar ceza alırsa Süper Kupa'da oynayabiliyor. <laughs> Çünkü statü gereği orada çekmesi lazım. Hani ligde gördüyse ligde çekmesi lazım. Ancak 4 ee, maç ve üzeri olursa orada. Fakat şunu söyleyeyim. Süper Kupa'da da oynayabilir. Ligde de oynayabilir. Yeter ki Fenerbahçe yönetimi susmasın. Yani Fenerbahçe yönetimi hani yangın yeri hep diyor ya şarkıda. Yangın yerine çevirsin ortalığı. Ya bugüne kadar hep biz üzüldük. Biraz da millet üzülsün. Eğer milleti üzmüyorsa dediğim gibi soyadını Timur falan yapsın. Özbek yapsın Ali Özbek. Dursun Ali Özbek yapsın hatta. Ben tepki gösteririm abi. Tamam benim başkanım. Savunurum. Doğrusuna doğru, yanlışına yanlış derim. Kimse kusura bakmasın. Peki hocam sence iptal edilecek mi? Şu ülke ikliminde, şu futbol ikliminde iptal edilmez. Ancak içimden bir ses öyle bir şey olacak ki <laughs> mecbur kalacaklar iptal etmeye diyor. Kırmızı kartı. <laughs> Bakalım ne olacak? Hani sadece sarı kart olarak eklenecek diyor. Bakalım ne olacak? Ha eğer Fenerbahçe Fred'in kırmızısını iptal ettirirse bir hafta boyunca Galatasaray'ın trollerinin Hakemler şöyle. Hakemler böyle. Yok hakemler Ali Koç'un şirketinde çalışıyor. Sanki federasyonun ikinci başkanı Galatasaray'ın her maçına gitmiyor. Federasyonun birinci, ya federasyonun başkanı oradaki e, boşluğu dolduran arkadaş Galatasaray kongre üyesi değil sanki. Ağlayıp duracaklar. Ama Fenerbahçe yönetiminin durması lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.